Yeni bir proje açıyorum. New project. Bunun içerisinde de ben Northwind kullanacağım burada. Öncelikle bir class projesi açıyorum. Bunu da class library ile yapıyorduk. Northwind dal diyeyim. İçerisindeki class'ı sildim. Bir de desktop. Add new project. For desktop. Bu da tamam. Bir tane de web. Buradan web form. Tabii bende 2013 versiyonu, sizde kaç versiyon var? Bizde yok hiç. Tamam, önemli değil. Gereksiz şeyler yüklüyor, gıcık oluyorum buraya. Onun da tabii blank'ini açabilirdik ama neyse. Şurada shippers tablosu var, ben bunu kullanacağım. Siz de bakın neler var içerisinde. Ben gereksiz olanları sileceğim şimdi. Bende 3 tane kaydı var şu an. İlgi adam olsun. Falan filan. Tamam, şu an 4 kayıt var. Şöyle, benim şu anki işim Northwind dal içerisinde. Buna bir class ekliyorum. Bu sefer de class'ı şu bağlantı işlemlerini buradan yönetelim. Connection diye bir sınıf oluşturdum. Bu sınıf içerisinde bağlantı katarımı yazacağım. Northwind dal içerisinde oluşturuyorsun. Public static. Connection.
içerisinde bir property yapıyorum. Property'leri biliyoruz. Get ya da set işlemleri yapabiliyoruz. Bunun için public string, connection string. Buradan herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Ben connection string'in sadece bilgisini okumak istiyorum. Bu da getter property'ydi hatırlarsanız. Set işlemi yok burada. Ben bunu nesne örneğini oluşturmadan yapmak istediğim için şunu static yapmam gerekiyor. Public static string. Doğrudan connection nokta dediğimde bunu alabileceğim. Şimdi de shippers ile ilgili sınıfımı yapayım. Shippers verdim bunun adını. İçerisinde benim veri tabanı tablomda bulunan sütunların propertilerini oluşturacağım. Shipper ID, string, company name, constructor yapalım. İstediğimiz gibi esnek kullanabiliriz bu şekilde. String, company name ve form. İçerideki property'ye dışarıdan gelen bunu verelim. Form'a da aynı şekilde. Bir de bu ekleme için yeterli, insert işlemi için. Hatırlarsanız shipper ID identity olduğu için ben ona değer veremem eklerken. Ama update işleminde benim ID'ye de ihtiyacım var. O yüzden bir overload daha yapıyorum. Shipper ID. Şimdi ekleme ve güncelleme gibi bilgiler, metotlar yapacağım. Bunlarla ekleme işlemleri yapacağız. Public dedim. Geri dönüşlü bir boolean. Insert yap. Hatta bunu ekle olarak değiştirelim. Ekleme yapsın. Bağlantımı oluşturuyorum.
bağlantı katarımı connection içerisinden string'den alıyordum. Ekleme işleminde standart SQL kullanacağız. Prosedür değil. Shippers. Data yapıyorum. State open değilse açacak. İşlemi yap. Sonucu eğer sıfırdan büyükse true'dur. Değilse false'dur. Yukarıdakinin tersini yapacağız. If John State close değilse kapat. Son olarak da return işlem sonuç. Update için de yapalım. Öncelikle update işleminde bir ID'ye ihtiyacımız var. Değil mi? Güncelleme yapılacak ID. Bu da nereden gelecek? Şuradaki shipper ID'den. Bunu güncelleteceğiz. O yüzden bu yeni overload yaptık. Eklemede bu olabilir ama güncellemede ID lazımdı.
Diyeceğim ki bu sıfırdan büyükse, sıfırdan büyük değilse zaten doğru değil. Şöyle diyelim, büyükse şunu yap. İşlemimiz de connection içerisinden string'i al. Square command. Ben burada sorguyu yazmayayım, şurada temiz bir şekilde yazalım. Company name, dışarıdan gelen company name. Form'da aynı. Hangisi ver shipper ID'si dışarıdan gelen. Thank you.
alacağız. Marco Yeri'den. Sıfırdan büyükse turu değilse false. Bir tane sonuç. Burada şurada verdik ama parametreleri vermedik değil mi? Parameters edilir veriyor. İşlemler tamam temel anlamda. Geldim. Desktop'a geçiyorum. Buraya bir tasarım yapalım. Güncelleme, ekleme ve güncelleme var. Öncelikle butonlarını oluşturuyorum. Sonradan. O şuradan alacak. Burada güncelle yapalım. Xbox isimlerini de veriyorum.
Şöyle. Şimdi bunun uygulamasına bakalım. Ekle dediğim zaman öncelikle ID ile işimiz yok burada. Buradaki bilgileri alıp ben arka planda ekleme işlemini yapacağım. Bunun için geliştirdiğim sınıfa bakalım. Öncelikle yapmam gereken, bakın burada mantık şu. Ben sınıfı oluşturacağım. Sınıfı oluşturduğumda zaten değerleri vermiş olacağım. Sonrasında da örneğin ekle metodunu çağırdığımda sorunsuz bir şekilde buradaki veriyi alıp, bunlar property değil mi? Buradaki verileri alıp ekleyecek. En azından öyle ümit ediyoruz. İnşallah. Şöyle bakalım. Shippers tabii ki olmaz. Neden? Projeyi eklemedik. Build de diyorum önce bir derlensin. Bakın şu siyah olarak görünüyor. Demek ki başlangıç projesi bu. Class library'ler tek başına çalışmazlar. O yüzden de desktop'ı set as startup project diyorum. Bu açılacak başlangıçta. Ve referans olarak da Northwind dalı eklemem gerekiyor. Referansı Northwind. Evet. O projeyi buna ekledik. Bakın. Şimdi Northwind dal şurada. Project'te. Project dediğin zaman solution içerisindeki tüm projeleri gösterir. Sonra da buraya yazdım. Shift Alt F10 ile şuraya eklendi. İstersen buradan verebilirim. Eklemek için benim Shipper ID'ye ihtiyacım var mı? Yok. O zaman üçlüyü kullanmam mantıklı değil. Gereksiz yere değer vermiş olurum. Ve zaten almayacağım kullanıcıdan. O zaman bunu kullanırım. İster bu şekilde istersen de tabii boşunu oluşturmadık. Normalde boşunu da oluşturmamız gerek. Yani şu. Bunu yapmazsak sadece bunların ikisini kullanabiliriz. Boş konstrüktörü oluşturup. Şimdi 3 tane olacak. Bakın boşunu da yapabiliyorum. Bunu yaptıktan sonra shipper ID vesaire diyerek değer verebilirim. Ama gerek yok. Ben buradan vereyim. Company name
TXT kampanya neyimden geliyor? Telefon da aynı. Bu kadar. Tek satırda iş bitti. Artık değer, kullanıcıdan alınacak değer benim klasım içerisinde. Property'lerde. O zaman ben istediğim anda, işte ekle dediğim zaman nereye gidecek ekle? Nereden değer alıyor? Property'lerden değil mi? O zaman oradaki değeri buraya vermiş oluyorum. Shipper ekle dedim. Bu bana boolean değer dönüyor. Bir yere atayım bunun değerini. Bakalım sonuç neymiş. Sonuç buysa mesaj var. İşlem başladı. Bu kadar. Şöyle canlı canlı bakacağız. Bilgi adam 2 olsun. 1 olsun neyse. Şunu kopyalayayım aynısını. Uğraştırmasın bizi. Şöyle. 3-5. Ekle başarılı dedi. İspatla. Evet. Ekleme işlemi başarılı. Benimki başarısız oldu. Herhalde bağlantıdan dolayı. Hata ne? Hata login point. Oraya user ID. Evet. Oraya user ID password kullan. Ve data source server yerine nokta koy. Ekleme bu kadar. Bu son eklediğimizin shipper ID'si 16. Bunu değiştirelim. O yüzden de güncelleyi de yazmam gerek. Shippers.
16'yı değiştireceğim. Son eklediğim. Bağ dedim. Şunu da. Bakalım buraya. Ekle yaptık değil mi? Ekleye bastık yanlışlıkla. Neyse. Güncelle dedim. Şimdi iki tane abi olması gerekiyor. Evet. Başarılı. Oldu mu? Yaptık oldu.